Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. İyi valla. Haberler sende. Sen nasıl? Biraz yorucu. Yorucu. Ama iyi olacak. Ama... Güzel şeyler çıkardım. Ha hadi bakalım. Göreceğiz. Hiçbir şey yemedim valla. Sabahtan şık kadarcık omlet yedim geldim. O zaman... Oldukça açım. Ben sizi çok teşekkür ederim. Doyur. Doyur bizi. Koray bizi doyursana. Aa çiçeğin canlı mı? Canlı. Hadi. Özel yaptım. Ay, güzel kırmızı peçetelerle uyumlu evet. Olmuş. Tabak çanak bizim ama. Evet. Çiçeğin senin. Runner da bizim mi? Runner da sizin. Ama güzel uydurmuşsun. Yani... Bak siyahın üstüne renk olmuş değil mi? Bence en iyi masayı yaptığımı düşünüyorum. Ben. Öyle mi? Bu hafta. İnşallah yarışmacılar da öyle İnşallah. Düşünürler. Mutfak derleyip toplamış. Derli, toplu, temiz. Hamburger yok. Hamburger yok. İyi, iyi. Yani hamburger yapsaydım çünkü... Onu hamburgercisin. O zaman sen kapıya bak bakalım. Peki hemen bakıyorum misafirlerimi karşılamaya. Merhabalar. Merhabalar. Görev hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Yetiştirmişsiniz. Hoş evet. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Su Hanım nasılsınız? İyiyim sizi sormalı. Çok güzelsiniz bugün. Çok mersi. Hoş geldiniz. Ay ne güzel bir şey bir senin rengi. İçim açıldı. Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları. Siz de çok güzelsiniz Su Hanım. Teşekkür ederim. Koray sen de belki bir şeyler söylemek istersin. Yarışmacı öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım yaptıklarımı beğenirsiniz. Dedikodularınız kulağıma geldi. Hepsine cevap verdim. Masada da hepsine cevap dedikodu vereceğim. Mu? Tabii. Röportajları size de aktarıyorlar değil evet. Mi? Ne demek istersin? Kim aktarıyor acaba? Gürbüz sen de olamazsın herhalde. Hiç sevmez dedikoduyu çünkü nefret eder. Hiç laf taşımaz. Öyle ketum ağzından laf alamazsın. Koray Bey yorgun, bitkin gözüküyorsunuz. Öyle mi gözüküyor? Evet. Biraz yoruldum. Heyecanla yorgunluk. Bir ama ürünlerime yansımayacak o yorgunluk. Evet, inşallah öyle diyoruz. Güzel buldum. Güzel ama mi? Şöyle hamburger yapıyorum dedi, dükkanım var dedi. Hamburger mi bekliyordunuz? Bir ara sıcakta göstermesini isterdim marifetlerini. Mini burger diyorsun. Dükkanı bekleriz efendim. Çok iyi. Burada konuştunuz. Gelin de orada yiyin. Masada konuştuğunuz için. Yani oraya gidelim de para kazansın bu müessese. Tabii ki. Sen nasıl buldun bahar menüyü, masayı? Masaya da bakın. Özensiz buldum. Ya evet. Bahar Hanım, sizin masanız nasıldı? Benim siyah, masayı artık asfet. Bırakın. Bırakır siz olur mu öyle benim şey? Benim masadan girdim ya. Eleştireceksiniz, ben de tamam. Eleştireceğim. Bu ben işler böyle. Ben de masanızı beğenmedim. Niye? Yok, beğenmemiş olabilirsiniz. Beğenmedim, özür dilerim. Ama sizin masanızdan sonra şu şekilde yani inanamıyorum benim ya. Benim masayı ne yapacağız? Şu an canlına bakın. Ya. Ben sizi beğenmedim, bu kadar net. Sen de mi beğenmedin Ali? Yok, normal, sadece sıradan. Canlı çiçek. Evet, çiçek solmuş canlı. Şey. Ne yapsın? Alev Hanım'ın yarın günü ne yapsın? Bugün abi, sıcak biraz böyle yok, şey ben susu fıslı konuşacak şu ana kadar. Evet, abi. Daha yeni başlıyor. Bu fragman. Bence fragman bence. Biraz bekleyelim. Fragman ölmüş ya. Ölmüş mü? Evet. Hadi ya, ölmüş mü? Evet. Bayağı ölmüş. Bayağı ölmüş. Can çekişiyor diyorlar bakın. Arkadaşlar. Neyse Bahar Hanım gibi değil can getirmedim herhalde. Ya o kadar olacak herkes de olur işte. O kadar mı? Servisleri doğru açılmış. Bunu evet. Da atlamayalım. Evet. Ama servislerinizde çok kirlilik var. Hadi be. Koray Bey. Bakayım. Alabilir nerede? Bakın. Benle bakabilirsiniz. Acaba bulaşık makinesi lekesi mi? Biraz parmak izi mi? Bahar Hanım'da parmak izi var. Bende bir şey yok. Yani benlik sıkıntı yok. Tamam ben bugün bayağı yokum burada yani. Yemek evet, bende de var. Şeyleri var. Orada evet. Bir var Glon Bey. Ne? Glon Bey de güzel. İsmini söyleyemiyorum. Bir tür tatlı. Glon Bey. Söylemişsin Glon Bey. Glon Bey. Salat işte Glon kim ya? Ne dedi? Evet. Glon Bey. Glon Bey. Bu arada dur. Onu da berbat ettiniz. Unuttum söylemeyi sana. Benim Özbek yardımcım var ya. Kendisiyle konuştuk. Nasıl yaptı dedi. Dedim böyle böyle. Ondan sonra yumurtasını koydu mu dedi. Semerkant bölgesinde koyulur dedi. Evet. Pilavına. Yumurtası var mıydı? Var dedim. Tamam doğru yapmış dedi. Biraz dedim kimyonu kaçırmıştı. Evet bizim kimyonlar ağırdır dedi. Samsayı sordum. Doğru zordur dedi. Onu açmak. O dedi kuru düşer. Hamur kalabilir o zordur dedi. Mantığını anlattım. Evet üstü biraz ince olduğu için çok beklemeden yemeniz lazım onu dedi. Evet. Dedim valla onu da söyledim dedim. Üstümde kalmasın da söyleyeyim. Genel anlamda tarif ettiğimde beğendi. Bayağı yorumları ondan kapmışsınız. Magnolia bana. Dedim. Ne? Magnolia mı? Lina yapıyor onu Zuhal Hanım dedi. Biliyorum dedim sık sık söylüyorum artık. Lina gelip bir gün burada bari şey yapsın. Magnolia yapsın. Bahar Hanım intikam almaya gelmiş şu an. Belli yani.
Direkt masayı beğenmedi. Kendi masasına bakmamış gibi ya. İnanamadım yani. Simsiyah bir örtü, üstüne siyah runner. Ben yine renkli renkli cümbüş cümbüş yaptım. Ama anlayamadım yani. Sen nasıl yaptın da ama menü olmamıştı Zuhal Hanım. Menü basit yani. Kolaydı basit menü. Biz hadi hamburger bekledik arkadaşlar. Niye? Şimdi hamburger daha mı zordu ya? Hayır aslında değil ama şimdi hamburger menü bir fark. O şimdi hamburgerci diye hamburger beklemek de biraz düz mantık olmuyor mu? O yani zaman da eleştirdiniz. Zaten sizin evet, zaten sizin için kolaydı demem. Kesinlikle de öyle olacaktı. Vajita da kolay. Vajita mı? Vajita. Koray Bey, biz hamburgeri niye düşündük biliyor musunuz? Hani tamamen bahar. Dükkanım var, dükkana gelebilirsiniz. 4 gün boyunca sessiz kaldınız ya. Bahar Hanım çok sessizsiniz. Bugün yürüyerek mi geldiniz? Evet, çok evet. Sen lüks arabanı alsaydın yolda. Senin arabayı gördüm. Gördünüz. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Güle güle kullan. Ondan değil, o kadar benzin yakıyorsunuz. Keşke beni de alsaydım. Atıyla yani gelmiş biraz atıyla. Tercih etmem canım. Niye? Öyle. Niye? Seninle aynı ortamda şu an bu masada oturmam bile senin için büyük bir lüks. Sebep? Lütuf mu? Lütuf mu? Sen kendin bir kendine gel istersen ya. Evet. Kendine gel. Vallahi sen asıl benim seninle oturmam çok büyük. Hayır hayır hayır. Çünkü sen kendini bilmiyorsun. Evet. Gerçekten. Bak gününü atladın, konuş. Aferin sana. Aynen böyle devam et. Yemekleri yorumlasaydınız eğer. Bak senden beklediğim performans 3 gündür buydu ama şimdi sergiliyorsun. Siz kişisele girdiniz. Günü benim kişisel mi? Teşekkür ederim. Evet. Afiyet olsun. Neyin kişiseli? Ben benim sizin maddi durumunuzu şöyle bir sakin olun lütfen. Bir sakin olun. Çorbanızı koyayım. Devam edebilirsiniz. Bak mesela serviste hepimiz alıyor. Benzin. Evet. Şimdi ne kadar Allah aşkına. Demek o size ne benzinden siz daha çok. Lüksünüz demek yani. Ama size ne benim benzinden. Demek lüksünüz. Ben sizin masanıza bak. Ben 6 yıldır elektrikli araba kullanıyorum. Birleştirdim ama dedim ki yarı size yakışmıyor dedim. Masa yakışmıyor. Hani siz tamam, böyle arabadan mı girmeniz gerekiyor? Evet oradan girdim. Ne alaka? İşte benim alakam bu. Bu da sizin evet. Evet. Benim alakam. Evet. Kızlar şunu merak ettim. Sizin benimle aynı ortamda oturmanız sizin için lüks mü? Hayır, beni alsaydın keşke dedi. Beni alsaydınız keşke. Ben de sizinle aynı ortamda bulunmak istemem dedi. Bulunacaksın daha dur. İmzalı fotoğraf isteyeceğim arkadaşlardan. Daha var. Çok teşekkür ederim. Allah evet razı olsun valla. Sağ olun. Şimdi bu arada şöyle de bir durum var. Ben hep söylüyorum. Herkesin buraya gelme sebebi farklı olabilir. Onlara saygımız var. Kimisi kendini denemeye, kendinle yarışmaya gelir. Bakayım ne yapabiliyorum diye. Anı olsun, bizle tanışsın. Yine söylüyorum, kimin neye ihtiyacı olduğunu da bilemeyiz ama. Evet. Yani hani Allah herkese daha çok gönlüne göre versin. Abi, öyle evet diyelim. Ama yani benimle oturman da bir lütuf senin için lükstü. Bunlar da gerek yok bence, bunları da söyleyeyim. Ama benim buraya gelme amacım işte bir reklam yapacak bir şeyim yok. Yok tabii canım, ya herkesin farklı diyorum. Hesabım kapalı. Bir içelim çorbamızı. Benim de yok. Ne çorbası içiyorum? Yani olsaydı zaten oynardım. Kızlar, kızlar hop hop buraya bakalım, ne çorbasıydı? Terbiyeli patatesli havuç çorbası. Ha, terbiyeli terbiyeli. Koray Bey. Vallahi iki gündür kendime çocuk gibi hissediyorum. Hadi afiyet olsun. Evet. Böyle. Nasıl bulaşık kalmış? Akıtmışsın bak bak. Ama şöyle çok akıtmışsınız. Şeyde de var. Mı? Evet. Hadi canım. Bulaşık kalmış deyince yok. Ben yıkamıştım çünkü yani. Şey var, temizledim. Aa bak de. Bunları böyle getirmeden sileceksiniz. Göremedim, kusura bakmayın ya. Evet. Neyse artık. Bunlar bana yoksa servisi elektrik olarak döner bana. Ay bir deterjan değil mi? Korktum ya. Ne deterjanı ya? Hayır bulaşık dedi ya, o hani oradan deterjan falan mı kaldı diye baktım, öyle de şeymiş. Leke. Yemek. Hadi afiyet olsun.